Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates'in yeni sayısı çıktı. Biz de her zaman olduğu gibi yeni sayıyı tanıtan bu videoda karşınızdayız. Ben İnan Özdemir, Caner Eler'le birlikte Ağustos sayısının reklamı için yine yerimizi aldık. Para sayısı yapıyoruz bu ay. Yani reklam sözcüğünün hemen arkasından gelmesi gereken çok önemli bir sözcük. Çünkü futbolda transfer ayıydı, NBA'de transferin çılgınlaştığı bir aydı ve sonuçta ne olursa olsun yazarları hep sıradan spor seyircilerinin bile en çok kafayı paraya taktı ve bazen bir kulüp yöneticisi gibi, bazen bir menajer gibi, bazen de bir futbolcu gibi spora baktı, bir sporcu gibi spora baktı aylardır. Kapağımızda kimler var? Oradan başlayalım istersen. Evet, para tabii dediğin gibi yazın en çok konuşulan şey, aynı zamanda şu an spor dünyasının aslında asıl hakim gücü. Yani her şey ekonomi üzerinden gidiyor neredeyse. O yüzden de biz de kapakta 3 farklı hikaye ve 3 farklı figürle para meselesinin, spor para ilişkisinin, ekonomi ilişkisinin farklı açılarına odaklanmaya çalıştık. Tabii ki yukarıda üçünü de dengeli görmeye çalıştık. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann neden? Bu yaz transfer piyasasında ki aslında bütün gelişmeleri aslında son yıllardaki transfer piyasasının çılgınlaşmasının, yani baremin veya işte ölçeğin değişmesinin, yani 100 milyon sıradan bir rakam haline gelmesinin tabii karşılığı olarak, bir de bu sene Barcelona'nın yine 100 milyon üstü bir transfer yapması, hani altyapısı kuvvetli olan bir takım olarak, onu simgeleştirip aslında sadece Griezmann'ın değil, Griezmann simgesi olarak, Griezmann'ın aracılığıyla başka şeyler de konuşuldu. Mehmet Demirkol, Uğur Karakolukçu ve Emre Özcan üçünü bir araya sağ olsun rica ettik geldiler ve bir sohbet oldu Atahan Altınordu'nun moderatörlüğünde ve editörlüğünde. Hı. Ve hani nereye gidiyor, nereden nasıl gelindi, futbol piyasası, dünya futbol piyasası ve nasıl bu hale geldi biraz konuştular. Nereye gidebileceğini de konuştular. O yüzden güzel bir dosya oldu aslında. Bir yuvarlak masa dosyasıyla gördük Griezmann'ı. Megan Rapinoe, zaten daha önce biz Nisan Ekin'de görmüştük Megan, evet, Rapinoe'yu. Daha önce de dergide yer verdiğimiz bir isim ama son dönemde Kadınlar Dünya Kupası. Hem kadınların spordaki ekonomik gücünün artması hani çok önemli bir mesele. Bir. İkincisi de Megan Rapinoe'nun milli takımdaki ücret eşitliği üzerinden ya da ücret dengesi açısından verdiği mücadele çok önemli. Bir de tabii ki yeni aslında sorunların çevresinde olan, hayatın, dünyada olan, bitenin ve ülkesinde olan sorunların farkındalığı üzerine de konuşması, sürekli söylemde olması. O da Megan Rapinoe'yu bir aslında kapağımıza taşımak için önemli sebeplerden birini değil. Üçüncü kahramanı sana atayım. Kevin Durant da yani yazarlarında belki sakatlığı yüzünden genelde haber oldu. Yaşadığı sakatlık yüzünden gelecek sezonun tamamında oynayamayacak bir ihtimalle ama Kevin Durant'ın anlaşılmaz ya da henüz anlaşılamayan karakterini Kaan Kural yazdı. Ben de yaz transferleri üzerinden NBA'in değişen çehresini yazarken biraz Kevin Durant'ı bir simge olarak kullandım. Geniş dosya yaptık oradan da. Ama diğer taraftan özel röportajlarımız var. Arjen Robben futbolu bıraktı Bayern Münih formasıyla ve Sokrates Almanya'ya son röportajlarından birini verdi. Alexis Menüje verdi. Bu sayımızda o röportajı bulabilirsiniz. Robben hem kariyerini anlatıyor hem de neden son dönemini nasıl geçirdiğini ve emekliliğini anlatıyor orada, ufak da olsa son bölümde. Aynı zamanda İbrahim Kutlay'ın Uğur Ozan Sular verdiği geniş röportaj var. Kariyerinin bütün satır başlarını anlattığı bir röportaj var. Bunun dışında Necat İşler'le biz konuştuk. Son çıkan kitabı üzerine, Gümüşlük Spor üzerine ve Fenerbahçe üzerine Necat İşler'le bir röportaj yaptık. Bunun yanında bir başka figür üzerinden temellenen özel dosyamız da Kadri Aytaç özel dosyası. Toprak Sağ bölümünde İlhan Özgen, Can Bart üzerine hatırlayacaksınız aydan önce çok güzel bir portre yazmıştı. Kadri Aytaç'ı da meslektaşlarından ve sevgili eşinden dinleyerek geniş bir Kadri Aytaç portresi çıkardı. Merkez Kort'un dışında ama parayı tamamlayan bir konu o da. Türkiye'nin ilk 50 bini geçen transfer ücretini alan ismi olduğu için o dosyayı da öneririz. Bunun dışında da Merkez Kort'ta önemli figürler var aslında. Onlardan bahsedelim istersen. Deminki dosyayı da tamamlayınca Alper Hocam, Türkiye'deki futbol kulüpleri nasıl yönetiliyor? Ta 90'lardan alın hatta hikayeyi. Yani nasıl bu hale geldi? Türk futbol ekonomisinin durumu nedir? Çok güzel bir yazıyla anlattı. Bu arada demin Magin Opino dedim, o yazıyı da daha yazdı, daha anarak. Evet. Güzel bir dosya yaptı. Yanına hatta Göksu Bulut da güzel bir Marta profili ekledi ki Kadınlar Dünya Kupası'na farklı açılardan da yaklaşma şansı bulduk. Bir başka mesela önemli figürde kadınların yine son dönemdeki farklı anlamda sesi Alison Felix'ti. Alison Felix'i de Başakcan kaleme aldı. Genç nefer son dönemin önemli atletizm ve spor figürlerinden birini kaleme aldı diyeyim. Sen devam et istersen. Floyd Mayweather yine para denilince elbette spor denen akla gelen figürlerden biri. Yücel Toğan Floyd Mayweather'ı inceledi. Mustafa Tağ da boksun neden, boksun parayla ilişkisini anlatırken neden televizyonlar için en uygun spor olduğunu yazdı. Yine bir başka önemli figür Maria Sharapova üzerine bir Aras Yetiş bir portre çıkardı. Geniş bir Maria Sharapova portresi çıkardı. Kornikova'dan Sharapova'ya gelirken aslında Sharapova'yı biraz daha orada farklı bir yere koyarak onun
nasıl markalaştığını hem sağ içinde hem sağ dışında anlattı. Bunun yanında çok geniş bir dosyamız var Jonathan Mason'dan. Onu da sana bırakayım istersen kapatırken. Estağfurullah. Ya Jonathan Mason'la şöyle oldu. 2 ay önce bir temasımız oldu. Zaten daha önce de bize hem yazı yazan hem de çeşitli söyleşilerimize, dergimize içerik katkısı veren birisi Jonathan Mason. Futbol dünyasının belki de en ünlü yazarı şu anda. Evet. Ve taktik üzerine de, futbolun sahadaki oynanış ve dizilişleri üzerine de çok kafa yoran ve geleceğinde ne olacağına dair de son dönemde hatta çok da fazla bunun üzerine yazı yazan birisi. Biz de ondan özel bir yazı aldık. Sadece Sokrates'e yazdığı bir yazı bu arada. Futbol taktikleri nereye gidiyor? Futbolun geleceği taktik üzerinden nereye gidiyor? Biraz da aslında Jürgen Klopp ve Liverpool üzerinden ana olarak değerlendirdiği için futbolun oynanış şekli, Premier League ve genel diğer önemli takımlar üzerinden gittiği için Guardiola da var hatta tabii doğal olarak taktik konuşulunca. O açıdan çok zihin açıcı ve geleceğe dair sizi düşündüren bir yazı olduğunu söylüyorum. 10 sayfalık özel bir yazı. Exclusive dedi ya böyle hani yazılır dergi kapağına. Bizim de öyle exclusive Jonathan Mason yazısı. Hakikaten tavsiye ediyoruz okumanızı. Kesinlikle öyle. Yani işte Nikola Mirotic'den Coco Gauff'a kadar çok fazla spor figürü ve sporcu var elbette ama para etrafında dediğimiz gibi bu işin hem olumlu hem olumsuz taraflarına değindiğimiz geniş bir sayı oldu efendim. Yani Griezmann, Durant ve Rapinoe'dan yola çıktık. Başka figürlere gittik. Bu sayıda her zaman olduğu gibi gazete bayilerinden, kitap evlerinden, zincir marketlerden, metrolardaki o küplerden, o metrolardaki büfelerden aynı zamanda dükkan.sokratesdergi.com'dan alabilirsiniz. Dükkan.sokratesdergi.com'da eski sayılarımız da var. Abonelik paketlerimiz de orada, indirimli paketlerimiz de var. O paketlere de bakarak Sokrates'e üye olabilirsiniz. Yine orada yakın zamanda farklı ürünlerde satacağız. Sokrates'in ekonomisi de önemli çünkü. Aynen öyle. Yani para, para demişken Sokrates'in ekonomisine de katkı bekliyoruz. Satın alırsanız çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Hem bu dergi yapmak için gelecekte daha da şansımız olur. Kesinlikle. Ayrıca reklam verenlere de tabii ki hayır demeyiz. Yani onlara da buradan para demişken kapımız açık diye bir duyuruda para bulunalım. Demişken paraya dair olumlu ve olumsuz. Genelde kesinlikle olumlu her şeyi de belirtmek istedik son bölümde. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yeni sayılarda görüşmek üzere diyelim. Biz şimdi yeni sayının konu toplantısına doğru gideceğiz. Evet. Yeni sayı da çıktığında sizden dediğim gibi bu kanallardan satın alabilirsiniz sayıyı. Geri dönüşlerinizi de Twitter'dan yine aynı şekilde mailden hep bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Çok uzattık sonu. Hoşçakalın. Hoşçakalın.